Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şanı yüce Mevlamıza hamdü senalar. Resul-i Zişan Efendimize, pak âline, güzide ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor: "Sana vahyedilen kitabı oku ve namazını kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir." Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, "Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest üzerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaklardır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse onu yapsın" buyurmuştur. Kıymetli Hazirun, Kur'an Nesli platformu öncülüğünde bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Hayat Namazla Güzeldir 4. namaz çalıştayımız programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kur'an Nesli platformu kurulduğu günden beri rıza-i ilahi doğrultusunda toplumun Kur'an ile ihyası ve inşası için tüm imkanlarını seferber ederek çok sayıda faaliyet yürütmektedir. Şüphesiz yürütülen bu faaliyetlerin her biri ayrı bir öneme sahip olup bunlar içerisinde özellikle Hayat Namazla Güzeldir temasıyla yürütülen geniş kapsamlı çalışmalar ayrı bir önem arz etmektedir. Şu anda bir araya gelmemize vesile olan Çalıştay programımız da bu kapsamda Pro Platform'un öncülük ettiği çalışmalardan biridir. İki oturum şeklinde düzenlenecek ve birbirinden değerli sunumların düzenleneceği bu çalıştayımızın ümmetin yeniden namazla dirilmesine ve vahdetine vesile olmasını diliyor ve böylesi anlamlı çalışmaların yaygınlaşmasını ve her şekilde desteklemesini temenni ediyoruz. Değerli konuklarımız, programımıza kelamların en güzeli olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile başlıyor ve Kur'an tilavetini sunmaları için İmam Hatip Hafzullah Kavak hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insâne hulika helûan izâ messehu şerru cezûa ve izâ messehu الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا المصلين الذين هم على صلاتهم İzlediğiniz için teşekkür ederim.
والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذي لا يصدق بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات
Bizi mesleden bu güzel Kur'an tilaveti için İmam Hatip Fazlullah Kavak hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Değerli Hazirun, şimdi de açış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere Kur'an Nesli Platformu Başkanı Molla Beşik Şimşek hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, cümleten Kur'an neslinin hazırlamış olduğu dördüncü namaz çalıştayına hoş gelmişsiniz, safalar getirmişsiniz. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Kur'an nesli 2011 yılında Batman'da kurulmuş. Kısa bir zaman içerisinde Türkiye'nin genelinde teşkilatlanmış ve hamdolsun hizmetlerine devam ediyor. Platformumuzun temel amacı Kur'an ve sünnet çerçevesinde insanlarımızın ıslahına vesile olmak için kurulmuştur. Zira hepimizin malumu toplumumuz gün geçtikçe İslami hayattan, İslami ahlaktan, İslami terbiyeden uzaklaşmakta, uzaklaştırılmaktadır. Gençlerimiz, yeni neslimiz her gün biraz daha her türlü haramların, her türlü günah ve isyanların içerisine batmaktadır. Bundan dolayı fert, aile ve toplum olarak büyük bir ızdırap içerisindeyiz. Evet, bu kötü gidişata karşı bizler ancak ve ancak Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde alnı secdeli, kalbinde ve zihninde Allah korkusu olan, İslami bir terbiye ile terbiyelenmiş, İslami bir hayata sahip bir nesil yetiştirmekle ancak bu kötü gidişatın önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Zira Allahu Teala ayet-i kerimede bu hakikate şöyle işaret etmektedir. İbrahim suresi 1. ayet-i kerime. Elif lam ra. Kitabun unzile ileyke لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Ey Habibim, sana indirdiğimiz bu kitabı onunla insanları her türlü karanlıklardan, zulümatlardan, her türlü menhiyattan, insanlara huzursuzluk veren her türlü kötülükten kurtarıp nura, aydınlığa, huzura, saadete çıkarasın diye sana bu Kur'an'ı biz indirdik. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bu'istu li utemmime mekârimel ahlak, ben güzel ahlakı, yani güzel hayatı tamamlamak için gönderilmişim. Ben insanlığa hem dünya hem ahiret hayatının saadetini temin edecek olan güzel ahlakı, yani güzel yaşamı öğretmek için gönderilmişim diye buyuruyor. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde
teraktu fikum emreyn len tadillu ma temessektum bihima diye buyurmuş ve bize bu tür kötü hastalıklardan, bu tür haramlardan kurtulabilmemizin yolunun ancak Kur'an ve sünnetle mümkün olduğunu beyan etmiştir. Ben size benden sonra iki şey bırakıyorum. Bunlara yapıştığınız müddetçe sapıtmazsınız. Yolunuzu şaşırmazsınız. Harama düşmezsiniz. Tekrar gerisin geriye cehalet hayatına girmezsiniz diye buyurduğu birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de benim sünnetim diye buyurmuştur. İşte bu ve bunun gibi pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler bize bugünün de hastalıklarından kurtulabilmemizin tek yolunun toplumumuza, özellikle yeni neslimize, genç kardeşlerimize, çocuklarımıza İslami bir hayatı kazandırmak, İslami bir terbiyeyi verebilmek, onları İslami bir ahlakla, Kur'an ve sünnet düşüncesiyle yetiştirmekle ancak mümkündür. Bakın, günde 5 defa minarelerimizde bu yolun, yani bu kurtuluş yolunun namazla mümkün olduğunu, hayya alessalâh, hayya alelfelâh nidası bize bu hakikati açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yeter ki bu sadece bir çağrıda kalmasın. Yapılan bu çağrının altını doldurmak, çocuklarımızı, neslimizi, gençlerimizi salata, yani namaza ve namazla kurtuluşa hazırlamamız mümkündür. Bunu yaptığımız takdirde ancak bu kötü gidişatı değiştirebiliriz. İşte Kur'an Nesli platformu olarak biz bu düşünceyle yola çıktık ve dedik ki insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize yapabileceğimiz en hayırlı hizmetin onları Yüce Allah'ın layık olduğu, razı olduğu bir kul yapabilmek için uğraşmak olduğuna inanıyoruz ve bu inançla yola çıktık. Bu vesileyle platform olarak kurulduğumuz günden bugüne elhamdülillah çok hayırlı hizmetlerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Ve bunun pek güzel neticelerini de aldık, almaya devam edeceğiz. Evet, eğer özetlememiz gerekirse faaliyetlerimiz içerisinde her şeyden önce Kur'an ve tevhid eğitimini yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza her vesileyle onlara Kur'an dersini, Kur'an'ı öğretmek, Kur'an ruhu ile terbiyesiyle onları yetiştirmek, teçvid dersini vermek, bu şekilde eğitimleri yani sürekli vermeye çalışıyoruz. Bu bir hizmetimiz. Yine aynı şekilde her Ramazan sizlerin de şahit olduğunuz gibi özellikle parklarımızda yazın sürekli insanların parklarda olduğu bir zamanda halkımıza Kur'an ziyafetleri düzenliyoruz. Aynı şekilde Kur'an'ı güzel okuma yarışmalarıyla yine insanlarımızı yönünü Kur'an'a çevirmeye çalışıyoruz. Hakeza Kur'an'ın mesajının anlaşılması, Kur'an'ın insanlığa vermek istediği mesajın insanlarımız tarafından daha iyi anlaşılması için Kur'an nesline Kur'an Pınarı adıyla 10 binlerin, yani Türkiye genelinde 10 binlerin iştirak ettiği sınavları tertipleyerek bu tür hizmetlerimize devam ediyoruz. Hakeza namaz bilincini kazandırmak, ama ilk namaz ayı etkinlikleri, yani özellikle biz bir ayı bunun için ilan etmişiz. Çocuklarımıza, özellikle küçük çocuklarımıza namaz bilincini fehmettirmek, onları namazla tanıştırmak, onlara namazın ruhunu nakşetmek için çocuklarımızı namaza alıştırıyor ve neticede daha sonra da yani türlü etkinliklerle bunu hem velilerimizle hem çocuklarımızla beraber kutlayarak bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Bunun için seminerler ve konferanslar vermeye devam ediyoruz. Evet,
dünyanın neresinde olursa olsun, aynı şekilde dünyanın neresinde olursa olsun Kur'an ve diğer mukaddesatlarımıza, İslami mukaddesatlarımıza yapılan sözlü veya fiili saldırıları tel'in etmek ve bu hususta Müslüman halkı bilinçlendirmek ve Müslümanların bu manada yek vücut olmalarını, buna vesile olmaları için ne yapıyoruz? Zaman zaman yine konferanslar düzenliyor, mitingler düzenliyor, kitlesel basın açıklamaları yaparak bu tür faaliyetlerde bulunanları tel'in ediyor, halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunun gibi pek çok hayırlı hizmetlerde bulunarak, Kur'an Nesli platformu olarak neslimizi Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı seven, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı hayat rehberi kılan, Kur'an'ı bir ahlaka sahip kılmaya çalışan bir nesil yetiştirmekle ancak bu toplumu bu kötü halden kurtarabileceğine inandığımız için bu ve buna benzer hizmetlerimize devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Umuyoruz ki Allahu Teala hiç kimsenin amelini boşa çıkarmıyor. Biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla bu hayırlı hizmetlerin de neticesini görüyor. Rabbimizden bu hayırlı hizmetlerin daha güzel neticelenmesi için de temennilerde bulunuyoruz. Bu vesileyle sizler de bir kez daha dördüncüsünü düzenlediğimiz namaz çalıştayında bizleri yalnız bırakmadığınız için ve davetimize icabet ettiğiniz için bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.